Lotus Haber Bülteni'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. Geçtiğimiz gün Anadolu Soruyor programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, referandumdan sonra tek adam rejimiyle diktatörlük olacak yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Uysal, Cumhurbaşkanı'nın asıl olarak anayasa değişikliğiyle denetlenebileceğini söyledi. Muhalefetin en fazla üzerinde durduğu konu işte tek adam olacak. Bu da diktatör olacak. Evet efendim. Tabii okuyan, bilinçli insanların bunu kabul etmesi mümkün değildir. Az önce de size örnek verdim. Bir direksiyon var. Direksiyonda iki kişi var. Bu iki kişiyle bu ülkeyi yönetmek, ülkeyi bir yere götürmek mümkün değildir. Asıl yaptığımız anayasa değişikliği o kişiden birini alıp arkaya götürmektir. Zaten biz bir kişi olsun diye mücadele veriyoruz. İki kişi olursa bu otobüs, bu yönetim düzgün olmayacaktır. Ama tek kişiye verirken bugün mevcut anayasal sistemimizde olmayan Cumhurbaşkanı'nın yargılanması, sorgulanabilir olmasını anayasamıza koyuyoruz. Sen bu otobüsü kullanırken kırmızı ışıkta geçecek olursan cezalandırılırsın. Bu otobüsü bir yere vuracak olursan sana tazmin ettiririz. Beşinci yılın sonunda da bakacağız. Otobüsün etrafında bir döneceğiz. Çizik varsa, iyi kullanılmamışsa diyeceğiz ki bu otobüsü kullanacak daha nitelikli insanlar var. Hadi sana güle güle yeni kaptan buyur gel diyeceğiz. Diktatör olma şansı sadece muhalefetin ürettiği bir şey. Asıl diktatör bugünkü Cumhurbaşkanımızdır. Eğer hiçbir eylem ve işlemi yasayla denetlenemiyorsa buna diktatör denilir. Ama gelecek, yani referandumda kabul edildikten sonra seçilecek Cumhurbaşkanının her türlü eylem ve işlemi hukuka tabi olacak. Bir yere imza attı mı koş mahkemeye. Mevcut Cumhurbaşkanımızın imza attığı bir işlemi mahkemeye götürme şansımız var mı? Yok. Hangisi daha hukuka uygun? Getireceğimiz sistem. Şimdi mevcut Cumhurbaşkanı'na diyoruz ki vatana ihanet suçu haricinde hiçbir suçta suçlanamaz. Ama zaten vatana ihanet suçu da Türk Ceza Kanunu'nda yok. Öyle bir suç işlemiş olsa bile ceza verme şansımız yok hukuk sistemi içerisinde. Siz... Ben aziz milletimizin gerçekten feraset sahibi olduğunu görüyorum. Çoğu konularda bizden çok daha bilinçli ve olayın nereye gittiğini görüyor. Yani güneş balçıkla sıvanmaz. Yani diktatör geliyor demekle diktatörlük gelmez. Anayasadaki hükümler bellidir. Dün akşam BRTV ekranlarında canlı yayın konukları CHP milletvekilleriydi. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan Türkiye'nin dış politikası ile ilgili konuştu ve "Dış politikamız çok hızlı değişiyor. Biz anlatmakta güçlük çekiyoruz. İnanın dünya da anlamıyor." dedi. 2002'den beri Avrupa Konseyi'nde, yani Avrupa Birliği değil, Türkiye'nin dedemin zamanında girdiği, evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bünyesinde barındıran Avrupa Konseyi'nden bahsediyorum. 1949'da üyeliğimiz. Şimdi yani tabii neler oluyor dediniz, onurumuz zedeleniyor. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'nin onuru zedeleniyor. Yani itilen, kakılan... dediğiniz gibi, yani Cumhurbaşkanımızla alay edilen gerektiğinde, tehdit edilen bir ülke, tehdit edilen bir ülke konumuna geldik. Gerçekten. Yani tabii ki vahim. Yani orada Cumhurbaşkanımıza yapılan her saygısızlık aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılıyor. Bunu iyi görmemiz gerekiyor. Bir de tabii şöyle düşünmek lazım. Hani şimdi daha yakın zamanlara kadar Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa'daki Türklere "komşunu al da gel Türkiye'ye" demiyor muydu? Yani böyle bir dostluk, turizmi katkı, canlandırmak için "komşunu al da gel" diyordu. Şimdi hani o kadar çok sık değişiyor ki dış politikamız, biz anlamakta zorluk çekiyoruz. İnanın dünya da anlamakta zorluk çekiyor. Yani şu son 7 yıla bakalım, Mavi Marmara olayıyla başlayan İsrail'le ilişkilerimizin bozulması. Evet. Oysa ki yani İsrail'le Türkiye'nin Orta Doğu'da çok önemli bir farkı vardı. Türkiye o bölgedeki hem Arap Müslüman ülkelerle hem de İsrail'le
ilişkilerini devam ettirebilen, bir yerde arabuluculuk yapabilecek saygın bir ülke konumundaydı. Biliyorum böyleydi. Bir anda o denge bozuldu. Ama denge uzun bir zaman bozuldu. Sonra birdenbire baktık ki barıştık, tazminat ödendi. Tekrar İsrail'le ilişkiler normalleşti. Yani bunu iyi olarak söylüyorum ama aradan epey bir zaman geçti ve bu ilişkilerimizi, dünya içindeki bizim ilişkilerimizi de çok zedeledi. Arkadan gene dost olarak gördüğümüz öbür, yani Suriye en güzel örneği, Esad'la gayet dostken ve o dostluğu Suriye'nin barışını korumak için kullanabilme imkanına sahip belki tek lider Erdoğan'dı. Tek ülke de belki Türkiye'ydi. Bu kullanılmadı. Tam tersine oradaki ateşin üzerine benzinle gidildi. Ve yani oradaki, eğer bugün Türkiye'de 3 milyon mülteci varsa, bu biraz da bizim hakikaten oradaki olayları anlayamamamız, engelleyemememiz, bu kadar vahim hale gelmesine göz yummamızdan, hatta neredeyse belki de körüklememizden geldi, kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bakın 3 milyon. Bu dünyada görülmemiş bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, BRTV'nin kuruluşunun 22. yılını ve tarafsız ve ilkeli yayıncılığını kutladı sayın seyirciler. Utku Çakır Özer sözlerine anayasa referandumu ile ilgili devam etti. Benim bu burada ikinci misafirliğim. BRTV'nin yakında, yani önümüzdeki günlerde 22. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Böylesine hem objektif, hem tarafsız, hem tüm taraflara eşit mesafe koymaya çalışan, yani gerçek yayıncılık budur çünkü, bir yayın kuruluşunun 22 yılını doldurması önemli. Buradan, belki burada olmayabiliriz o gün çünkü, kutlamak isterim ve özellikle bu referandum sürecinde de izleyebildiğim kadarıyla görüşü olan, yani hem evet savunan hem de hayıra inanan tüm tarafları sizler Karabüklerle ve uydu üzerinden izleyen diğer tüm herkesle buluşturmaya çalışıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Belki son olarak benim söylemek isteyeceğim bir husus. Biz burada tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki milletvekili, bir parti meclis üyesi olarak buradayız. Ancak bu konu, yani tartışmakta olduğumuz konu, bir parti meselesi değil. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin, sadece Gülsün Bilgihan'ın, Gamze Taşçıer'in, Utku Çakır Özer'in savunduğu meseleler değil. Bu aynı zamanda yurttaşlarımızın her birine birey olarak bir sorumluluk. Onların da bunun üzerinde düşünmesi lazım. Çünkü bu bir kere daha söylüyorum. Ne Sayın Erdoğan'ın seçimi, ne bir milletvekilliği seçimi, ne bir belediye başkanlığı seçimi. Bu sadece ve sadece Türkiye'nin bundan sonrasına, geleceğimizin nasıl şekilleneceği, bizim ülke olarak kendi kendimizi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir tarihi dönüm noktası, tarihi bir tercih. O yüzden herkesin bu konuda sorumluluğu var. Değerli Karabüklü yurttaşlarımızın, kardeşlerimizin, dostlarımızın bu konuda enine boyuna düşünmesi. Keşke dediğim gibi televizyondan yayınlansaydı ve enine boyuna dinleyebilselerdi. Ama herkesin enine boyuna düşünmesi lazım. Tercih aslında çok basit. Bir tarafta bütün ülkenin sorunlarının tek bir kişiye havale edilmesi, işte tapunuzu veriyorsunuz, anahtarları veriyorsunuz, bir daha ne seçebiliyorsunuz, ne söz hakkınız var, ne denetleme hakkınız var, ne ya yanlış yaptın deme hakkınız var. Bir tarafta bu. Diğer tarafta ise bildiğimiz, işte 140 yılı aşkın parlamenter demokrasi geleneğimizin işte de süzülen bir eksikleriyle tercih. Bu ikisi arasında biz bir tek adam yönetimine hayır demekteyiz ve denmesini istiyoruz. Hayırların hayırlı bir sonuca ülkemizi ulaştıracağına inanıyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin Çelimli ilçesinde bir tekstil fabrikasını ziyaret etti sayın seyirciler. Bakan Özlü, üretim süreciyle ilgili fabrika yetkililerinden bilgi aldı ve anayasa referandumu ile ilgili konuştu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, yetkisi az kişiler az icraat yapar, biz büyük işler yapmak istiyoruz ve büyük devlet olmak istiyoruz, daha fazla yetki istiyoruz. Türkiye'nin bölgesinde güçlü ve büyük bir ülke olması, dünyada küresel bir oyuncu olması için güçlü bir devlet yapılanmasına ihtiyaç var dedi.
Çelimli ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek işçilerle bir araya gelen Özlü, üretim süreci hakkında fabrika yetkililerinden bilgi aldı. Ardından Cedidiye Camii'de namaz kılan Özlü, daha sonra vatandaşlarla çay içti. Daha sonra Düzce Muhtarlar Derneği'ne geçen Özlü, burada yaptığı konuşmada büyük işler yapmak için büyük yetkilere sahip olmak gerektiğini söyledi. Ya çok fazla değil mi bu kadar? Fazla değil mi diyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim, büyük işler yapmak için büyük yetkilere sahip olmak gerekir. Yani yetkisiz iş olmaz. Yetkisiz icraat yapamazsınız. Yetkileri az kişiler az icraat yapar. Biz büyük işler yapmak istiyoruz. Ve biz büyük devlet olmak istiyoruz. O yüzden biz daha fazla yetki istiyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Türkiye'nin büyük devlet olması, Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir devlet olması, dünyada küresel bir oyuncu olması, bölgesel bir güç olması için güçlü bir devlet yapılanmasına ihtiyaç var. Biz aldık. Kıvılmamayalım. Sakıyoruz. Zaten amacımız da siyasete girerken Düzce'deki siyasette bir üst kalite seviyesine taşımaktı. Bartın merkezli 3 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 kişiden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince Bartın, İstanbul ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyeteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Şüphelilerden daha önce meslekten ihraç edilen, aralarında öğretmen ve mühendislerin bulunduğu EÖ, EY, EK, EC, MU, YÖ ve BC tutuklandı. Şüphelilerden ikisi adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilirken iki kişi de savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandıkları öne sürülen ve daha önce meslekten ihraç edilen esnaf ve öğretmenlerin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Zonguldak merkezde 9 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye gönderildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince Zonguldak, Ankara, Aydın, Osmaniye, Tokat, Manisa, Bursa, Denizli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9'u kadın 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Örgütün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen vergi müfettişlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Barış. Mart 2 Nisan tarihleri arası kütüphane haftası olarak kutlanıyor sayın seyirciler. Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesi'nde 53. Kütüphane Haftası kutlama etkinliği düzenlendi. Tarih kitapları insanları akıllı, şiirler anlayışlı, matematik cin fikirli, felsefe derin, ahlak kitapları
ciddi ve temkinli yapar. Tabii ki kütüphanelerimizde yeni teknolojik imkanlardan, iletişim teknolojisinden özellikle nasıl faydalanabiliriz? Siz çok kıymetli okullarımızın taleplerini biz karşılarken bu teknolojilerden kütüphanelerimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunların çabası içerisinde olacağız hiç şüphesiz bütün kütüphanelerimiz olarak. Kütüphane demek bilginin kaynağına doğrudan ulaşmak demek. Şimdi internette Google amcaya bir konuyu yazdığınızda size binlerce doküman kadar aşağı hazırlayıp sunuyor. Ama bence bu bilgilerin her biri yönlendirilmiş bilgi. Yani sizin hangi yönde düşünmemiz gerektiğini, hangi yönde hareket etmeniz gerektiğini size yönlendiren bilgilerin kaynağı pek çoğu. Ve gerçekliği de çoğu zaman tartışılabilecek bilgiler. Dijital medyadaki bilgiler. Ama kitap dediğimiz, elinize aldığınızda yazarın fikirleri oraya nakşettiği ama gerisini size bıraktığı, sizi düşünmeye sevk eden, sizi farklı yönlere doğru sevk eden bir yaratılmış bilgi, üretilmiş bilgi. Herkes bunu anlattı artık bana, böyle böyle oldu diye. Bir de saklamışım ben. Benim zamanımda ama işte yani okulumuzda vardı kitap kütüphane ama okulumuzun kütüphanesi falan vardı, akıl sınırlıydı. Karabük'ün çevresi ne yazık ki çöplüğe dönüyor sayın seyirciler. Bulak ve Aladağ tarafına çeviriyor şimdi kameralarımızı. Görüntüler kentimize hiç de yakışmıyor. Sevgili izleyenler, Karabük Türkiye'nin değerli kentlerinden bir tanesi. Kültürel değerleriyle, çevresiyle ve doğal güzellikleriyle oldukça ünlü bir şehir olmasına rağmen bugün sizlere Karabük'ten birkaç manzara göstermek istiyoruz. En büyük sorunlarından bir tanesi ise çevre kirliliği. Karabük'te şu anda Bulak girişindeyiz, Bulak yolu üzerindeyiz. Bulağa girmeden önceki mezarlığın yan tarafındayız ve burada büyük bir arazi var sevgili izleyenler. Çift taraflı bir arazi bu. Yolun iki kenarında da çöpler birikmiş durumda. Şurada gördüğünüz gibi inşaat artıkları yer alıyor. Hemen aşağıya doğru indiğimizde ise burada bir televizyon parçasının olduğunu görüyoruz. Şu ağaçların arkasına geçtiğimizde de komple arazinin çöp, pet şişe, cam şişe ve içki şişeleriyle dolu olduğunu da göreceğiz. Şimdi diğer görüntüleri izleyeceğiz. Karabük'teki çevre kirliliklerini sizlere göstermeye devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bir diğer yer ise burada Aladağ. Aladağ hemen üst tarafı piknik yeri olan bir yer. Hemen yol üzerinde kenarda bakın gördüğünüz gibi her türlü çöp malzemesi bulabilirsiniz. Koltuk var. Hemen ileride yine birçok cam şişe, pet şişe çuvalların içerisinde bir çeşit çöpler bırakılmış buraya. Ve doğada en zor, yok olması en zor olan ürünler tabii ki de plastikler, poşetler. Bunların hepsi burada mevcut. Bunların yanı sıra tahtalar da var sevgili izleyenler. Ve bu kısım komple çöp yığını olmuş durumda. Yol üzerinde gelirken birçok noktada da aynı bu şekilde birikintileri gördük biz. Yani piknik alanına çıkmak isteyen yerli vatandaş olsun, turist olsun buradan çıkarken yukarıya doğru mutlaka yol kenarında 500 metrede bir bu tür bir çöp birikintisi görme durumunda kalıyor. Hemen şu tarafta tekrardan bakarsak naylonları tekrar görebiliriz. Naylon parçaları da orada doğada en zor yok olması gereken şeyler. Bu durumun tabii ki de bir an önce çözülmesi beklentisi içerisindeyiz şu anda. Karabük'te bu tür alanlar çok fazla ama
kültürel miras değerler açısından, doğal güzellikler açısından Türkiye'nin çok güzel bir şehri olan Karabük'te maalesef ki bu manzaralar hiç yakışmıyor. Görüntüler kentimize hiç de yakışmıyor sayın seyirciler. Bültenimizin burada sonuna geldik. Gelişmelerle 20.30 ana haber bülteninde karşınızda olmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, bizden ayrılmayın.